Merhaba damat. Hoş geldiniz Kemal amca. Merhaba baba. Nasılsın Tolga? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim. Damat, şu benim anketleri hazırladın mı? Tabii hazırladım, paketlettim, çıkarken veririm. Bir şey içer misin baba? Yok damat, işim var. Doğru tabii, yani hem seçim çalışmaları hem de evin bir ton işi gücü, haklısın yani. Anlamadım. Evin işi gücü diyordum hani. Baba, sana bir şey soracağım. Sen bu evin işini, gücünü falan nasıl hallediyorsun? Damat, sana bir şey söyleyeceğim ama kimse duymasın. Sır mı bu? Benim için bir sır. Özellikle Meltem duymasın. Tamam baba, tamam. Damat, bir kadın tuttum. Ana, kadın mı tuttun? Ne? Evin işini ben nasıl yapayım ya tek başıma? Ya bir kadının elinin değmesi daha başka. Ama bana bak, sakın Meltem duymasın. Da neden duymasın ki baba? Ya damat, ya şimdi tutturur. Senin madem yardıma ihtiyacın var, bak ben varım, Emine var. Ne gerek vardı şimdi bir insana diye? Hanım varken başkaydı tabii. Yani hani şimdi insan yemek yapmaya, temizlik yapmaya alışıyor. Ama onsuzluğa alışamıyor. Keşke o hayatta olsa da evin bütün işini ben yapsam. Yani onun yokluğuna alışamayacağım. Allah rahmet eylesin baba. Biz alışamadık, sen nasıl alışacaksın? Çok normal. Onun için damat. Bak, kızım diye söylemiyorum ama karının kıymetini bil. Ne mal, ne mülk, hiçbir şey insanın hayat arkadaşının yanında olması kadar önemlidir. Şimdiki aklım olsa onu üzmemek için her dediğini yapardım. O da seni çok severdi. Seninle çok mutluydu baba. Sen bugünlerin değerini bil damat. Yoksa bir gün insan yapayalnız kalıyor. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.